Merhaba arkadaşlar, Canım Anne YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün şöyle iki tane ipim var. Bir tane beyaz ana kuzusu, bir tane de bebe ipi kullanacağım. 100 gramda 250 metrelik orta kalınlıkta bir ip. Tığımda 3 numara. Anlatıma geçmeden evvel kanalımıza abone olup videomuzu izleyebildiğiniz kadar izlemenizi rica edeceğim. Bizlere destek olmanız açısından. Eğer abone değilseniz de abone olup bildirim seslerini açarsanız bundan sonra yükleyeceğimiz videolardan haberdar olabilirsiniz diyerek anlatımımıza geçelim. Çok şirin bir bebek patiği yapacağız. Ben 0,6 yaş için 0,6 ay için yapacağım. Ama sıra sayısını artırarak daha büyük yaşlar için de uygulanabilecek bir model. Şöyle kameramı yaklaştırdıktan sonra sizlerin malzemeleri de hazırsa başlayalım. Sihirli halka ile başlayacağım. Şöyle parmağıma doladıktan sonra ilmeğimi alıp hemen şöyle sabitliyorum. Bu noktada 6 tane zincir de çekebilirsiniz. Sihirli halka kullanmak istemezseniz 6 tane zincirin içerisinden işleme başlayabilirsiniz. 3 tane zincir çekeceğim burada. İpimi üzerine aldım. Oluşturduğum halkanın içerisinden tığımı geçiriyorum. İkili trabzan yapacağım. 1, 2. Tekrar üzerine aldım. Aynı şekilde 2 defa da çıkarıyorum. Baştaki zincirle birlikte şu anda 3 oldu. 12 tane olana kadar ikili trabzana devam ediyorum. Toplamda 12 tane olacak. En başta yaptığımız 3 zincirle birlikte. İki, 4, 6, 8, 9, 10, 11 ve 12 taneye tamamladıktan sonra ipimi çekip halkamı kapatıyorum. İyice sıkıladım. En başta çektiğimiz zincirin tam tepesine şöyle tepesindeki ilmekten geçirdim. Aldığım ilmeği tığımdakinden de geçirip ilmek kaydırmayla hemen sabitledim buraya. 3 tane zincirimi çekiyorum başlangıç kısmında. İpimi üzerine aldım. Biraz önce sabitlediğim noktayı da sayarak 1, 2, 3.'ye kadar geldim. İkisini atladım. 3.'ye battım, ilmeğimi çıkardım. İkili trabzanımı yapıyorum. Tekrar üzerine aldım aynı noktaya. 3 tane daha, yani toplamda 4 tane ikili trabzanımızı yapalım. Aynı noktaya 4 tane yaptım. Gördüğünüz gibi şöyle bir zincir çekiyorum. Tekrar üzerine aldım. Yine aynı noktaya, biraz önce battığımız yere 4 tane daha trabzan yapalım. 2, 3 ve 4. 4 tane oldu. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim burada. Çok pardon, zincir çekmiyoruz. Hemen zincirimi geri aldım. Affedersiniz. Zincir çekmeden direkt ipi üzerine aldım. 1, 2, 3.'ye. Bakın. Biraz önce doldurduğum boşluğun hemen yanından 1, 2, 3.'ye batıyorum. Trabzanımı yaptım. Bir tane yaptım. İpi üzerine alıyorum. Aynı noktaya bir kere daha battım. İkinci trabzanı yaptım. İpi üzerine aldım. Bir sonrakine geçiyorum. Bir trabzan. İpi aldım, tekrar dibine aynı noktaya ikinci trabzan. Sıradakine geçiyorum. 2 trabzan da buraya. 1, 2. Üzerine aldım. Bir sonrakine geçtim. 1, 2. Sırasıyla kalan bütün trabzanların üzerine 2'şer tane trabzan yapalım. En son buraya batıyorum. Bakın, zincirin olduğu yere bir defa yaptım. Zincirimizin en üstündekine şöyle 2 tel alarak ilmek kaydırıyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Hemen şöyle bir bakalım. Çift battığımız kaç tane olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane trabzanım oldu bu sırada. 3 tane zincirimi çektim. Bir sonraki sıraya geçmeden burada sabitledikten sonra ipi tekrar üzerine alıyorum. Şu ara kısımda bir tane zincir çektiğimiz boşluğumuz vardı. Bu boşluktan battım. 1 2 3 ve 4 tane trabzanımı yaptım. Yine zincirimi çektim araya, aynı noktaya devam ediyorum. 4 tane daha, 3 ve 4 tane daha trabzanımı yaptım. Üzerine aldım ipimi, hemen en baştaki trabzanın tepesine. Bakın şöyle alt sırada yan tarafa geçmiştik ya, üçüncüye batarak onun tepesine battım, trabzanımı yaptım. Şöyle bir bakalım, bu şekildeyiz. Bu noktada şuradaki ipimi de sabitleyeceğim, hemen açılma yapmaması için şöyle iyice sıkılayım. Bir düğüm attım ve iyice sıkıştırıyorum açılmaması için. Devam edelim. İpimi tekrar üzerine aldım, hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. İkili trabzanımı yaptım, ikinci. Yine yandakine geçtim. 3 tane yan yana trabzanımı yaptıktan sonra dördüncüye 2 tane yapacağım. 1 aynı noktaya 2. Sonra yine 3 tane tek, 1 bir sonrakine 2, bir sonrakine 3. Üzerine aldım, dördüncüye çift olarak battım. Aynı şekilde sıranın sonuna kadar böyle devam edelim. 3 tane tek yaptım, dördüncüye çift batıyorum. Üç tane trabzanımı yine kalan yerlere yaptıktan sonra 1 2 3. zincire, şu tepe kısmına batacağım. Yine ilmeğimi kaydırdım. Sonunda da 3 tane tek kalmış oldu. Yine 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Üzerine aldım. Yine 4 tane trabzanı atlayıp ara kısımdaki zincirli bölüme geçtim. 1 2 aynı şekilde ilerleyecek bir orta kısmı 3 ve 4 tane trabzan yaptım. Yine 1 2 3 4. sıradayız şu an. Bir tane zincirimi çektim araya, aynı noktaya yine 4 tane trabzan yapıyorum. Dört trabzanı yaptım, ipimi üzerine aldım. Yine buradaki dörtlüyü geçip tek battığım trabzanın üzerine tek battım. Aynı ölçülerde yapacaksak, hatta bir yaşa kadar da bu kalınlıkta bir ip ve tığ kullanarak yapıyorsanız, elinizde çok sıkı değilse bu kadar artırma yeterli. Burada artırma yapmadan ilerliyorum. Gördüğünüz gibi her trabzanın üzerine bir tane, bir yaşa kadar bu malzemelerle uygulayabilirsiniz bunu. Ama daha büyük yapmak isterseniz artırmaya devam edebilirsiniz. Çift battığımız trabzanların üzerine çift batarak, diğerlerine de tek batarak bu alt kısmı tamamlayabilirsiniz. Ayak enine gelecek, denk gelecek şekilde olana kadar artırma yapabilirsiniz hanımlar. Benim bu kadar yeterli olduğu için bu şekilde bitirdim. Bu sırada artırma yapmadım. Şimdi şöyle en sonuncuya battım. Buradaki de yine zincirin tepesindeki ilmekten geçirip ilmek kaydırıyorum. 3 zincirimle sabitledim. Şöyle tekrar bakalım. Bir, iki, üç, 4 sıra oldu şu anda. Bir sıra daha devam edeceğiz. Modeli aynı şekilde 4 tane trabzan yan yana aynı noktada, araya bir zincir, aynı noktaya yine 4 tane daha trabzan. İpimi üzerine aldıktan sonra yine artırma falan olmadan her trabzanın üzerine bir trabzan, her trabzanın üzerine bir tane trabzan olacak şekilde devam ediyorum sıranın sonuna kadar. Sıra sonuna geldiğimde artık ön kısmına devam etmeyeceğiz. Burası çünkü ölçü olarak yeterli. Ama siz mesela 2-3 yaş için uygulayacaksanız en son yine şuraya sabitleyeceğim. Bir tane zincir çektim. Siz eğer 2-3 yaş için yapacaksanız bir sıra daha ekleyebilirsiniz. 2 sıra daha ekleyebilirsiniz ayak uzunluğuna göre. Ben hemen şöyle mankenimin üzerinde göstermek istiyorum. Sıra sayısı benim için yeterli burada. Bakın hem genişlik olarak bu patiğimiz alt aya kadar rahat giyilebilir. Buna göre yaptığımızda ayak mankenimize göre bu şekilde hem şu boyut iyi hem de burası genişliği gayet uygun. Gördüğünüz gibi ben buna göre ayarlıyorum. Onun için artırmayı bıraktım. Ama daha büyük yapacaksanız hemen mesela şunu göstereceğim size. Bu da 1 yaş sonrası 1-2 yaş arasında uygun bir model. Şöyle boyut olarak göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi. Hem 1 yaş hem 2 yaş için kullanılabilen ölçülerde. Bunda mesela bir sıra daha motif ekleyebiliriz. Şöyle şu orta kısımdakinden anlatmaya çalıştığım bu. Eğer daha büyük olacaksa mesela 4-5 yaş için ya da 5-6 yaş için uygulayacaksanız da ona kıyasla çocuğun ayağını ölçerek buradaki artırmayı hem şuradaki artırmayı devam ettirebilirsiniz hem de buradaki modeli devam ettirebilirsiniz. Ben şimdi dediğim gibi bu boyutlarda yapacağım. Hemen şöyle geriye çevirdim. Bakın burada sabitledikten sonra geriye döndüm. Bir zincir çekmiştim. 2 tane daha çektim. İpi üzerine aldım. Sıradaki trabzanın üzerinden devam edeceğim. İkili trabzanlarımı yapmaya. Şimdi diğer uca kadar her trabzanın üzerine bir tane trabzan yaparak gidelim. Sayı olarak da belki tutmayabilir. Ben birebir çok sayı vermiyorum zaten ama burada yine kaç tane trabzanımız kaldı hemen bir sayarız. Orta kısmı yapmadığımızda kaç taneye ulaştık. Ama eliniz sıkıysa mesela daha fazla trabzan gerektirebilir. Bu da ne demek? Şuradaki artırmalarımızın daha fazla olacağı demek. Elinizin durumuna göre yapacağınız yaşa göre artırmaları fazlalaştırabilirsiniz sayı olarak. Sonuncu trabzanı da yaptım. Hemen bir sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 tane olmuş. Benim trabzanım yeterli sayıda. Hemen buraya geldim. 1, 2, 3 zincirimi geriye çektim. Döndüm. Şöyle üzerine aldıktan sonra ikinci trabzanın tepesinden devam ediyorum. Zincirim ilk trabzanın devamı. Bu şekilde sıranın sonuna kadar yine gideceğim. Her birine bir tane trabzan yaparak buradan geriye döneceğim. Bu defa buraya kadar geleceğim. Gide gele istediğimiz boyuta gelene kadar uzatacağız burayı. Arka kısımda birleşecek şekilde olana kadar. Sizler de yaptığınız ayağa göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi mankenime göre 6 ay uyumlu bir patik için gerekli uzunluğa kadar örüp geliyorum bu şekilde. Evet, ben şöyle 6 sıra gidip geldim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oldu. Benim için yeterli boyutta. Şunu keselim hemen içinden. Bakın şu şekilde yapacağınız ayağı ölçün ve arkadan birleşmesi için şöyle yeterli. Bu şekilde tamamlandı. Benimki 6 sıra yeter. 7 ördüğümde büyük gelecek. Şimdi modelimin düzü burası. Burayı şöyle tersine doğru katlıyorum. Bir zincir çektim buraya. Hemen şuradaki ilk ilmekten ve karşıdaki ilk ilmekten geçirdim. Zincirin tepesinden geçirelim. tam karşılıklı denk gelsin. İlmek kaydırarak ekleyeceğim ben. İkisinden geçirdim. Geçirdiğim ipi de tığımdakinden. Bir buradan bir karşıdan ilmeğimi aldım. Burada dikiş de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Tığ ile de bu şekilde kolayca birleştirebilirsiniz. İpi bile kırmadan direkt dikiş işlemini de halletmiş oluyoruz. Böylelikle en son kalan ilmekten de geçirip şöyle iki tane de zincirimi çektim. İpimi kestim. İyice sıkılayalım ve çevirelim. Gayet de düzgün oluyor. Bakarsanız gördüğünüz gibi. Ve böyle olduğuna bakmayın. Giyildiğinde hani kullanıla birkaç defa giyildikten sonra ayağın şeklini gayet güzel alıyor. Hiç tedirgin olmayın o konuda. Şimdi ana kuzusu ipimi alacağım. Şöyle arka kısmından başlayacağım hemen. Şöyle bir noktadan sabitleyelim. Sık iğne yapıyorum. Kenarında bir detay. Eğer ana kuzusu ipiniz yoksa bunu kendi ipiyle de yapabilirsiniz. Ya da aynı cinsten hani bebek ipinden başka bir renkle de yapabilirsiniz. Ama bu daha böyle bir hoşluk katıyor. Hemen yandaki şu trabzanın içinden geçirdim. Sık iğne yaptım. Aynı trabzanın içine bir tane daha. Her trabzana iki tane sık iğne yaparak ilerleyeceğim. Çok kalın ipim, onun için şöyle arada esnetiyorum ve sıradaki trabzan boşluğundan devam ediyorum. Her trabzan boşluğuna iki tane sık iğne yaparak etrafını dolanalım. Ön kısmına geldik. Şimdi ön kısmında trabzanların tepesine batacağım. Şurada hemen dibinden battım. Sırasıyla bütün trabzanların tepesinde zaten boşluklar var, görüyorsunuz. Şu ara kısımda zincir boşluğuna geçtim. 2 defa battım. 2 sık iğneden sonra tekrar trabzan tepeleriyle devam edelim. Burayı da geçtikten sonra yine bakın hemen şurada ara kısmına da batalım. Ve sonrasında aynı şekilde karşı tarafı yaptığımız gibi burayı da trabzanların içine 2'şer tane sık iğne yaparak tamamlayacağız ve patiğimizi bitirmiş olacağız hanımlar. Sonda şöyle bir tane tek batıyorum. Başlangıçta yapmıştım. En baştaki trabzanın içerisinden aldım. İlmeğimi kaydırdım ve ipimi keseceğim. En son bunu da iç kısmına şöyle çekelim ipimizi ve iç kısımda azıcık ilerlettikten sonra keselim. Patiğimizi tamamlamış olalım. Çok kolay, oturunca böyle ikisini birlikte bir saatte örüp kalkabileceğiniz bir bebek patiği. Büyük yağışlar içinde yapsanız da çok fark etmez. En fazla 1,5-2 saatinizi alır. Hem kullanışlı hem güzel. Tam hediyelik, yapıp satmalık, böyle yaptığınız yeleklere falan takım olarak hemen uygulayabilirsiniz. Rengarenk. Hatta yanına bir bandaj, bir patik. Hem hediyelik hem satış için hem kullanmalık. Gayet güzel. Ben şöyle diğer eşini de göstereyim. Bakın. Bu şekilde. Çok pratik bir model. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Yapacaklara kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenip yorumlarınızla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin hanımlar. Bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın, sağlıcakla kalın.